Şimdi burası Çukurova bölgesi olduğunda doğusunda Doğu Anadolu Fayı var. Yani bu Karlova'dan başlayan Doğu Anadolu Fayı geliyor. Maraş'tan aşağıya doğru duruyor. Şurada Türkoğlu vardır. Burada ikiye ayrılır Doğu Anadolu Fayı. Bir tanesi buradan tam güneye doğru Ölüdeniz'e kadar gider. Gider onunla. Diğeri ise buradan yaklaşık güney batıya doğru döner. Karataş, Osmaniye fay zonunu oluşturur. Bu fay zonu da önemlidir. 98'de Cihan depremi oldu. Bu fay oluşturdu. Bu fay oluşturdu. Çok da büyük değil. 6.4 hatırladığım kadarıyla Ceyhan depremi. Dolayısıyla burada oluşabilecek bir deprem gelecekte Mersin ve Çukurova bölgesinde etkili olabilir büyük ölçekte. Dolayısıyla bu fay tehlikeli. Doğu Anadolu fayı tehlikeli. Antakya'dan geçen fay tehlikeli. Uzak da olsa tehlikeli. Çünkü biz depremden sonraki hasarları oluşturan faktörün deprem dalgaları olduğunu biliyoruz. Deprem dalgalarının hızları da çok yüksek. Saniyede 7.2 kilometre. Dolayısıyla burada oluşan bir deprem dalgaları zemininiz kötüyse sizin oraya kadar gelip o zeminde hasarlara neden olabilir. Akdeniz'in içerisinden geçen, şöyle Kıbrıs'ın içinden de geçen bir bindirme fayı dediğimiz fayımız var. Bu halen iki levhanın birbirine yaklaştığı, birbirinin altına girdiği bölgedir. Dolayısıyla burada Doğu Anadolu fayının dışında bir bindirme fayı söz konusudur. Ve burada oluşabilecek bir deprem kıyılarımızda, Mersin ve Adana kıyılarında tsunamilere neden olabilir. Depremi oluşturan ana faya uzak da olsak, zeminimiz kötüyse, binamız kalitesizse, deprem çok uzak olmamıza rağmen etkili olabilir. Çok büyük bir deprem beklemiyoruz Mersin içerisinde ama çevrelerinde meydana gelebilecek bir deprem Mersin'i etkileyebileceğini ben düşünüyorum. Evet. Mersin üçüncü bölge olarak gözüküyor. Bunlar farklı şekillerde oluşabiliyor. İşte Adana birinci ve ikinci bölge olarak geçiyor. Çünkü fay hatlarına yakınlığı önemli. Biz bu deprem tehlike haritalarını oluştururken birinci derecede fay hatlarına bakıyoruz. İkinci derecede o fay hatlarının bulunduğu alanlardaki zeminlerine, kaya türlerine bakıyoruz. Üçüncü derecede de o bölgenin yapısına, jeolojik yapısına bakıyoruz. Bunlara göre de bir başka örnek daha var. Bu bölgelerde geçmiş dönemlerde depremler olmuş mu? Ne kadar sık aralıklarla, hangi büyüklükte olmuş? Hepsini bir araya getirerek Türkiye'nin deprem tehlike haritasını ortaya çıkartıyoruz. Dolayısıyla da Mersin'imiz böyle bir üçüncü derece kuşağın içerisinde kalıyor. Bingöl'den geçen, daha sonra Elazığ'ın doğusundan geçen, Kovancılar'dan geçen, Hazar Gölü'nden geçen, daha sonra Sivrice, daha sonra burada Pötürge, daha sonra bu tarafa doğru geldiğimiz zaman Gölbaşı, daha geldiğimiz zaman Maraş'ın güneydoğusundan, Türkoğlu'ndan, şurada Türkoğlu vardır, Türkoğlu'ndan geçer. Burada iki parçaya ayrılır. Bir tanesi Karataş Yumurtalığa doğru devam eden bir fay. Diğeri ise Antakya'ya doğru giden, oradan da Ölüdeniz'le birleşen fay. Şu hat uzunluğu yaklaşık Türkiye'de Ölüdeniz'e kadar 700 kilometreden fazla bir fay. Gölü parçası, Bingöl parçası, Kovancılar parçası, Sivrice parçası gibi bu şekilde parçalar devam ediyor. Marmara'nın tamamı kırıldığı zaman, Marmara'nın içerisindeki fay hattının tamamı kırıldığı zaman 8'e yakın bir deprem üretebilir. Çünkü Marmara'daki fayın uzunluğu 220 kilometre. Ama parça parça kırılırsa, parça işte 100-110 kilometre uzunluğunda bir parça olursa, çünkü Marmara depreminde yani Kocaeli'deki yüzey kırığı 120 kilometreydi. 7.4 büyüklüğünde bir deprem. Burada da 100 kilometre bir parça kırılırsa o zaman da üretebileceği deprem 7.5'a yakın bir deprem olabilecektir.